Merhabalar kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım. Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Görmüş olduğunuz gibi enfes ve çok lezzetli bir yemeği bugün sizlere hazırlayacağız. Tavuklu saray kebabı hazırlayacağız. İnanın o kadar güzel ve basit bir kolay yemek ki bu tarifi hem lokantalarınızda hem restoranlarınızda da satabileceğiniz ve misafirlerinizi sevindirebileceğiniz, şımartabileceğiniz bir tarif. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 4 adet Orta boy patates, 1 çorba kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 çorba kaşığı sıvı ayçiçek yağı, 3 diş sarımsak, 1 çorba kaşığı tereyağı, 4 dilim kaşar peynir, 4 adet tavuk kalça, 1 bardak süt, 1 su bardağı süt. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi öncelikle sosumuzu hazırlayalım. Baharatlarımızı öncelikle bir kabın içerisine boşaltıyoruz. Tuzumuzu, sıvayiçek yağımızı ve kırmızı toz biberimizi ardından sarımsağımızı küçük küçük doğrayıp içerisine atacağız. Bıçak yardımıyla şöyle küçük küçük ezerek de yapabilirsiniz. Arzu ederseniz ee, sarımsaklı öceği varsa havan, havanda da ezip koyabilirsiniz. Ama bu şekilde hafif biraz dişli kalması biraz daha güzel olur. Sarımsağımızı da doğradıktan sonra sosumuza ilave ediyoruz. Şimdi çırpma teli yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Evet sosumuzu güzelce karıştırdıktan sonra bu arada patateslerimizi dörde bölüp ocağa koyacağız. Ocakta yaklaşık 20 dakika kaynayacak. 20 dakika kaynadıktan sonra suyunu süzüp püre haline getireceğiz. Öncelikle dörde dediğim gibi bölmemiz gerekiyor. Dörde böldükten sonra üzerine kaynar su çekeceğiz kaynar suyu çektikten sonra ocağa koyup 20 dakika kaynatacağız. 2 çorba 2 tatlı kaşığı tuz. Bu tatlı kaşığı tuzu atıyoruz. 2 tatlı kaşığı tuzu attıktan sonra yani suyunu süzdükten sonra tekrar tuz atmanıza gerek yok. Zaten bu yeterli olacaktır. Kaynama esnasında tuzu kendi içerisine çekecektir. Onun için tekrarından bir tuz atmanıza gerek yok. Tabii ki tekrar kontrol edersiniz. Yani eğer yetersiz gelse, biraz daha tuz ilave edebilirsiniz. Artık soslama işlemine geçeceğiz. Bu arada öncelikle tavuk kalçalarımızı açıyoruz. Kemikten ayırıyoruz. E, tavuk göğüsten veya bonfileden olur mu derseniz olur ama yaban olur. Güzel olmaz. E, tavuk kalçadan daha lezzetli ve sulu bir et olur. Daha da keyifli olur. Ama arzu ederseniz tavuk bonfileden de yapabilirsiniz. Çok basit ve kolay bir şekilde ama ben bunu tercih ettim. Biraz sulu kalıyor, biraz daha keyifli oluyor. Bu tarifi kesinlikle e, tavsiye ediyorum misafirlerinizi şımartın. Bu lezzetle, bu güzel tarifle ben bunu sizler için seçip özellikle paylaşıyorum. Hakikaten bir eve misafir geldiğinde e, şaşırıyoruz. Ne yapalım, ne hazırlayalım diye. E, bu tarz yemekler yanına garnitürler de konularak e, güzel bir tabak hazırlanabiliyor. E, restoranlarda da yapabileceğiniz bir tarif, kendi restoranınız varsa, işletmeniz varsa bu tarifi orada da yapıp satıp para kazanabileceğiniz bir tarif. Bunu deneyebilirsiniz. Evet kalçalarımızı güzelce açıyoruz. Son bir tane daha sizlere göstermek istiyorum. Dikkatli bir şekilde bıçağınızı kullanın. Çünkü burada kayma olabilir. Eğer ki bu tür becerileriniz yoksa kasabınızdan rica edin. Kasabınız size hazırlasın. Onlar bu işin uzmanı ve onların da fazla zamanını almaz kolay bir şekilde yapıp size teslim ederler. E, tavuk pirzola olarak açtırırsanız kasabınıza söylediğinizde tavuk pirzola istiyorum, kemiksiz tavuk pirzola sizlere hazırlar, hemen elinize teslim ederler. E, videomuzu izleyin. Videomuzdan hemen çıkmayın çünkü sonlarına doğru da e, detayları gör, göreceksiniz. Bu detaylar sizler için önemli. Evet, bunu da açtık. Kemikleri ayırdıktan sonra kontrol edelim. İçerisinde kıkırdak olmasın. Kıkırdaklar ağza geldi mi güzel olmaz, keyifli olmaz. Şimdi açmış olduğum bonfileleri ortadan ikiye bölüyorum. Şu tavuk kalça bonfilelerini. Böyle ince ince açılmış. Bunları ortadan ikiye böleceğim. 8 parça haline dönüştüreceğiz. Patatesimiz de ocakta kaynamaya başladı. Zaten birazdan ona da başlayacağız işlemine. Şimdi sosluyoruz tavuklarımızı bu şekilde. Hepsini güzelce harmanlayıp daha sonra bu şekilde önce sosluyoruz. Daha sonra hepsini beraber harmanlıyoruz. Harmanlamış olduğumuz tavukları ardından güzel bir fırın tepsisine diziyoruz. Ama fırınımızı önceden de açmış olmamız gerekiyor. Fırınımız yaklaşık 200 derecenin üzerinde bir sıcaklıkta 15 dakika önceden açılmış olmalı. Şimdi görmüş olduğunuz gibi tavukları bu şekilde dört bir tarafa dört bir tarafa diziyoruz. Birazdan patates püremizi yapmaya geçeceğiz. Evet tavuklarımızı tepsiye dizdik. Şimdi tavukları fırına doğru yolculuğa çıkarız. Öncelikle tavukları yaklaşık bir 20 dakika fırında pişireceğiz. Ardından püremizi yapacağız. Püremiz kaynadı artık bıçakla kontrol ediyoruz kaynama derecesini. Artık bıçağımız gördüğünüz gibi içerisine batıyor. Şimdi patateslerim kaynadı. Suyunu süzdüm. Şimdi güzelce çırpma teli yardımıyla veya da patates ezeceğiniz varsa onunla güzelce ezip püre haline getirebilirsiniz. Dediğim gibi ekstra bir tuz atmanıza gerek yok. Zaten kaynama esnasında tuz atmıştım. Bu tuz onun için yeterli olmuştu. Şimdi tereyağımı da ilave ettim. Tereyağımı ilave ettikten sonra tekrar karıştırıyorum güzel bir kıvam elde ediyorum. Şimdi sütümü de ilave ediyorum. Sütümü de ilave ettikten sonra tekrar güzelce karıştırıyorum. Tamamen akışkan bir püre haline getireceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi artık akışkan bir püre haline geldi. 20 dakika sonra fırınımdan tavuklarımı çıkarıyorum. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızarmış tavuklar. Bu tavukların üzerine püreleri koyacağım. Şöyle ikişer kaşık koydunuz mu yeterli olacaktır her birinin üzerine. Öncelikle 8 eşit parçaya bölün. Ardından artan püreyi tekrardan hepsine eşit şekilde bölüştürün. Ben bu şekilde yapıyorum dengeli olsun diye. Evet tekrardan görmüş olduğunuz gibi ilaveler yapıyorum. Şimdi kaşar peynirlerimi 4 dilimdi. Geniş dilim olduğu için ortadan ikiye böldüm. Ve kaşar peynirlerimi de üzerine koyuyorum. Evet, kaşar peynirlerimi koyduktan sonra tekrardan fırına doğru bir yolculuğa çıkaracağım. Fırınımda bir 15 dakika daha güzelce kızarsın. Keyifle bir yemek yiyelim ve sizler de bu tarifi kesinlikle deneyin. İnanın pişman olmayacaksınız. Bu keyifli lezzeti sevdiklerinizle de paylaşın. Emekleriniz boşa gitmeyecek. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış üzerinde altı çıtır bir tavuk ve içerisinde sosuyla beraber o yumuşacık kendi suyunu kaybetmemiş onunla beraber bu güzel lezzeti sevdiklerinizle tanıdıklarınıza paylaşın misafirlerinize ikram edin kanalımıza da abone olmayı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın hepinize sağlıklı huzurlu güzel günler diliyorum